Evet bugün yine gündemle alakalı bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Dün geçtiğimiz ayların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Diamond Tema kendi kanalı üzerinden bir canlı yayın yaptı ve bu canlı yayın dünden beri fazlasıyla konuşulmakta. Diamond Tema'nın yapmış olduğu bu canlı yayının başlığı gemileri yaktım benden bu kadardı. Peki bu canlı yayın neden yapıldı? Diamond Tema bu canlı yayında neler söyledi de bu kadar gündem oldu? Hepsi ve daha fazlasını bu videoda konuşuyor olacağız. Hadi şimdi lafı daha fazla uzatmadan videoya geçelim hem de bizim tarzımızla. Evet videonun başında Diamond Tema için geçtiğimiz aylarda çok fazla konuşulmuştu demiştim. Konuya belki aranızda hatırlamayanlar vardır diye ufak bir hatırlatma yaparak girmek istiyorum. Diamond Tema geçtiğimiz aylarda Yeraltı isimli bir kanala konuk olmuş ve ilgili kanalda Asrın Tok'la gerçekleştirdiği bir tartışma bir münazara fazlasıyla konuşulmuştu. Bu münazara da Asrın Tok şeriatı, Diamond Tema ise şeriat karşıtlığını savunuyordu. Münazarayı çok normal bir şekilde Asrın Tok'un karşısına çıktığı için Diamond Tema çok rahat bir şekilde kazandı. Gerçi Asrın Tok'un karşısına kim çıkarsa çıksın aşağı yukarı aynı şekilde kazanırdı ama olsun. Sonrasında o canlı yayın Türkiye'de epey gündem oldu ve Diamond Tema hakkında önce soruşturma başlatıldı, arkasından yakalama kararı çıkartıldı. Yakalama kararı çıkartılmasındaki en büyük etken elbette Diamond Tema'nın Türkiye dışında yaşıyor oluşuydu. İşte o süreçler yaşanırken Diamond Tema neredeyse tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline geldi. Hem ana haber bültenlerinde hem sosyal medyada her yerde Diamond Tema konuşuluyordu. O kadar fazla konuşuluyordu ki X sözlüğe giriyordunuz, frame'de en başta o vardı. X platformuna giriyordunuz, TT listesinin en başında ona destek amaçlı başlatıldı hashtag'i görüyordunuz. İşte bunlar yaşandıktan sonra Diamond Tema Türkiye'nin gerçekleriyle yavaş yavaş yüzleşmeye başladı. O gerçekte neydi? İstisnalar olmakla beraber yeni gündeme gelen insanlar başta herkes tarafından bir ilgi görür, desteklenir fakat sonrasında çok hızlı bir şekilde hater kitlesi doğardı. E Diamond Tema zaten ürettiği içerik bakımından Türkiye'de hater kitleye çok müsait bir içerik üretiyordu. Üstüne bir de dediğim gibi çok fazla gündeme geldiği için bu hater kitlenin toplanması inanılmaz derecede hızlandı. Buna bir de Diamond Tema'nın sosyal medya kariyerinde aynı fikirlere sahip olması rağmen bir şekilde arasının bozulduğu insanlar dahil olunca Diamond Tema'ya alınan cephe bir anda çığ gibi büyüdü. Finalde de ne oldu? Diamond Tema bir canlı yayın açtı ve bu canlı yayının başlığında gemileri yaktım benden bu kadar koydu. İçeriğinde de bu haterlara, kendisine, eşine, aile büyüklerine hakaret eden insanlara verdi veriştirdi. Bakın verdi veriştirdi derken öyle hafif verip veriştirmedi. Bildiğin verdi veriştirdi. Şimdi burada Diamond Tema'yı eleştirmek gerçekten çok basit. Kameralara oynamak için, like peşinde koşmak için veya izleyicilerden çok pozitif geri dönüşler almak için burada emin olun 2 saat saat boyunca Diamond Tema'yı masaya yatırıp kesebilirim. Sen nasıl insanlara küfür edersin? Sen ne kadar egoist bir adamsın? En ufak eleştiri gelince bu hale mi geleceksin? Vesaire vesaire. Fakat bu çok rasyonel bir eleştiri olmaz. Şimdi canlı yayını izlediğimiz zaman Diamond Tema'nın derdini çok rahat bir şekilde anlayabiliyoruz. Diamond Tema diyor ki ben uzunca bir süredir sosyal medyada içerik üretiyorum. İnsanlar benim ürettiğim içerikleri ama aynı fikirdeler ama değiller takip ediyorlar. Yanlış hatırlamıyorsam da benim sosyal medyada bir 5 senelik geçmişim var diyor. Bu 5 yıllık sürede de ben hiç kimseyi zorla abone yapmadım diyor. Eğer beni takip etmek istemiyorsan, eğer ürettiğim içerikleri sevmiyorsan, eğer beni sevmiyorsan, eğer eski tadı verdiğimi düşünmüyorsan eğer eskisi kadar kaliteli olmadığını düşünüyorsan da defol git diyor. Tabi o defol git demiyor da ben burada defol git olarak kullanmak istiyorum o eylemi. Haklı mı temeline indiğin zaman gerçekten haklı. Diamond Tema bir içerik üretiyor, Diamond Tema kendisini kimseye zorla izletmiyor veya birileri Diamond Temayı zorla izletmiyor. E Haliyle de Diamond Temayı sevmiyorsan, Diamond Temanın eski kalitesinde olmadığını düşünüyorsan, Diamond Tema artık kalitesiz diyorsan da adam diyor ki defol git ve beni izleme diyor. Sana karşı bir mecburiyetim yok benim diyor. Diyor. E senin de bana karşı bir mecburiyetin yok diyor. O zaman bu birlikteliğin bir manası yok diyor. Şimdi küfürler yanlış mı? Yanlış. Bana kalırsa kameralar karşısında o şekilde hitap etmemeli insanlara. Ama reddedilmemesi gereken bir gerçek var ki ortada da bir dolmuşluk var. Ve bana kalırsa bu dolmuşluğun sebebi de Diamond Tema falan değil. Diamond Tema'yı bir video ile bir kitle kahraman ilan etti. Sanki her şeyi Diamond Tema çözmüş bütün sırrı bozmuş ve Diamond Tema çok yüce bir insanmış gibi bizim önümüze koydular. Ben çektiğim önceki videoda da söylemiştim. Diamond tema ağzı laf yapıyor. Diamond Tema kültürel bakımdan ve veya araştırdığı konulara araştırma kapasitesi bakımından çalışkan ve gayretli bir adam. Yani ateisttir, agnostiktir ne olduğu fark etmez. Özentilikten veya içi boş bir şekilde agnostiyim, ateistim diyen bir adam değil. Sahip olduğu veya inandığı şeyler hakkında araştırmalar yapan ve kendisini güzel ifade eden bir insandı. Dünkü canlı yayına kadar o canlı yayına gelen süreci de zaten şu anda anlatıyorum. Fakat siz bu adamı olduğundan çok fazla şişirdiniz. Bakın gerçekten abartmıyorum. Bazı insanlar bu adamı çok fazla abarttılar. Desteklemekle o ne dese doğrudur arasındaki ince çizgiyi yine tutturamadı bazı insanlar. Tutturamadıkları için de onların bu tavrı bazı insanlarda da ya ne anlatıyor bunlar deyip Diamond Tema'ya karşı bir önyargı oluşturdu. Bu önyargı oluşan insanlardan bazıları da işte Diamond Tema'nın eşine, kendisine aile büyüklerine küfür etmeye kadar gidecek bir nefretin yoluna girmiş oldular. Şunu peşinden söyleyeyim. Hiçbir insanın eşine, kendisine, aile büyüklerine küfür etme hakkına sahip falan değilsiniz. Diamond Tema canlı yayındaki küfürler konusunda ne kadar haksızsa Diamond Tema'ya bugüne kadar küfür edenler ondan iki kat daha haksız. Çünkü ben bu ay hayatta etki tepki olayına inanan bir insanım. Sen Diamond Tema'ya küfür edersen Diamond Tema sana küfür etme hakkına bana kalırsa sahiptir. Bu yasalar gereği söylediğim bir şey falan değildir. Bu tamamen benim dünyaya bakış açımla alakalı. En tekim öyle olmuş zaten. Diamond Tema ve ailesine çok fazla küfür edilmiş ve finalde de Diamond Tema bir canlı yayın açmış ve sinir boşalması yaşamış. O canlı yayın özelinde Diamond Tema'yı sağlıklı bir şekilde değerlendirmek inanın ki çok kolay değil. Çünkü belli ki adamın psikolojisi çok yıpranmış ve sağlıklı düşünemiyor, sağlıklı konuşamıyor. Aslında tok karşısındaki o sakin Diamond tema'dan bugün gördüğümüz Diamond tema'ya geçiş bana kalırsa hiç kolay olmamış. Çok şey yaşanmış, psikoloji çok fazla zorlanmış ve neticesinde de ortaya bu tablo çıkmış. Şimdi Diamond tema'yı sevmeyen biriyseniz olayı net olarak idrak edemeyebilirsiniz. Ama ben size çok kısa bir şekilde objektif düşünmeye eğer okeyseniz Diamond tema'nın son bir iki ay içerisinde yaşadıklarını özetleyeyim. Bir canlı yayına katıldı. Bu canlı yayın tüm Türkiye tarafından izlendi ve gündeme oturdu. Arkasından bir soruşturma başlatıldı ve soruşturmadan bile bir şey çıkmaz derken yakalama kararıyla pekiştirildi. Bu süreçler yaşanırken bazı kitleler tarafından hayatına son verileceğine yönelik tehditler aldı ve finalde evveliyatından beri Diamond Tema'yı sevmeyenlerle beraber Diamond Tema'yı başta destekleyen insanlardan küfür yemeye başladı. Tabii bir de şu anda ülkeye giremem hatta belki de hiçbir zaman bir daha giremem olaylarıyla falan yüzleşti. Bitti mi bitmedi kendisi bu yüzleşmeyi yaşarken aynı yüzleşmeyi yaşayan aile bireyleriyle de bizzat kendisi yüzleşti. Yani kendisinin ifade ettiğine göre eşinin psikolojisinin bozulduğu süreçte de vardı. Yine kendini anlattığına göre annesi bu durumları bizzat yaşarken de yanında kendisi vardı. Diamond Tema'yı seversiniz ya da sevmez bu insan psikolojisi için kolay bir durum değil arkadaşlar. Ha Şeyi de unutmadan söyleyeyim bu arada. Bazı insanlar Diamond Tema'nın yaşadığı bu zorluklar hakkında şunu söylüyorlar. Ya yakalama kararı çıkması normaldi. Evet normaldi bu arada. Bunda bir sıkıntı yok. Haklılar. Diamond Tema yurt dışında olduğu için soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkması son derece normal. E sen böyle konuşmalar yaparsan tehditler alman çok normal. Fakat bu tehditler tehdit olarak kalır. Kim gelip Allah aşkına senin hayatına son verecek vesaire. Mesela ben bu kısmına katılmıyorum arkadaşlar. Bu ülkede sırf çoğunluğun yaşadığı Müslümanlıkla alakalı kendi zıt fikirlerini beyan etti diye çok koyu bir Müslüman olan Ramazan Hoca'nın hayatına geçtiğimiz aylarda son verildi. Yani birilerinin Ramazan Hoca'nın hayatına son verdirdiği bu ülkede Diamond Teman'ın da başına gayet bir şeyler gelebilir. Yani o tehditlerin içi boş falan olmayabilir. Ben bu tehdit olayının hem Diamond Tema özelinde hem de farklı isimlerde bu kadar normalleştirilmesinin, bu kadar hafifleştirilmesini çok sağlıklı bulmuyorum. Özetle arkadaşlar adamın canına tak etmiş, dün bir canlı yayın açmış ve pes ettiğini alenen herkese göstermiş. Benim canlı yayında mimiklerinden anladığım kadarıyla, benim canlı yayında seçtiği cümlelerden anladığım kadarıyla Diamond Tema mağlup olmuş. Diamond Tema istediği kadar güçlü olduğunu iddia etsin. Psikolojisi son zamanlarda gördüğü ilgiyi de son zamanlarda biriken hater kitlesini de edilen küfürleri de kaldıramamış. Kaldıramaması normal mi? Bana kalırsa normal. Bunu zaten videonun başından beri konuşuyoruz. Evet benim için Diamond Tema olayı bu şekildeydi arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz anlatımımdan keyif aldıysanız aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Yarın yeni videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.